Traktör üreticilerinin 3 yıldan bu yana beklediği haber geçtiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başbakanın iki dudağı arasından çıkan 25 yaş ve üzeri traktörlerin hurdaya ayrılmasıyla ilgili sözleri traktör sanayicisinin yüzünü güldürmeye yetti. Makine sektörü strateji belgesinde traktör üreticilerimiz için önemli eylemler bulunuyor. Bu eylemlerden bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. 25 yaş ve üzeri traktörlerin hurdaya çıkarılması için bir çalışma yapacağız. Böylece hem traktör satışlarını artıracağız, hem iş güvenliğini sağlayacağız, hem de tarımsal üretimde verimliliği artırmış olacağız. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 2011 ila 2014 yılı makine sektörü strateji belgesi ve eylem planında da konuya yer vermesi, sürecin hızlanacağı yönündeki umutları iyiden iyiye artırdı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın eylem planına göre, tarımsal mekanizasyon yatırımlarında kullanılan zirai kredilerle 25 yaş ve üstündeki traktörlerin hurdaya ayrılması için hurda bedeli ödenmesi konusunda bir çalışma yapılacak. Uzun zamandan bu yana tarım makineleri ve traktör üreticileri olarak Türkiye'deki eski traktörlerin hurdaya ayrılmasıyla ilgili ciddi bir çalışma yaptıkları üzerinde duran Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Uyar, konunun Başbakan Erdoğan tarafından dile getirilmesiyle sona gelindiğine inandıklarını söyledi. Sayın Başbakanımızın Türk Traktör Fabrikası'ndaki bir programda bunu dilendirmesi, ifade etmesi ve artık bu işin sonuna geldiği anlamını taşıyor. Diğer bir deyimle Arife günündeyiz artık, biz öyle bayrama girmek üzereyiz. 25 yaş ve üzeri traktörlerin hurdaya ayrılma sürecinin nasıl işleyeceğinin çok önemli olduğunun altını çizen Uyar, çiftçiye zarar vermeden ayağı yere basan sağlam temellere oturtulmuş bir takvim hazırlanmasını istediklerini söyledi. Bunun tabii nasıl uygulanacağı konusu da çok önemli. Biz Tarım Makine Maçları Birliği olarak bu yenilemenin nasıl olacağı konusunda da her tür paylaşıma hazırız. Çünkü çok iyi hesap edilmezse bu defa başka türlü bir takım sıkıntılara sebep olur. Yani kaş yapan derken göz çıkarmış da oluruz ki bunu kimse de istemez zaten. Konunun çiftçi açısından çok önemli olduğu üzerinde duran Türk Traktör Satış'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir de Uyar gibi traktörlerin yenilenmesi konusunda çiftçiye verilecek olan desteklerin önemini vurguladı. Burada en önemli olan konu şu, 25 yaşın üzerindeki traktör dediğimiz zaman çok geniş bir spektruma dağılıyor ve Türkiye'de yaklaşık 690 bin, 700 bin traktörü kapsıyor. Çok geniş bir kapsamdan konuşuyoruz. Bu kapsam nasıl yönetilecek? Ne zaman, hangi koşullarda ve ne destek verilerek, çiftçilerimize ne kadar bir destek sağlanarak o traktörlerin değiştirilmesi teşvik edilecek? Bu detaylar önemli. Devletimiz iyi bir karar almış. Olursa tabii iyisi, olması şarttır. Fakat bu traktörler eski haline değil. Şimdi de bize bir şey bırakmıyor. Bir kar, her gün bir arıza şu bu. Bunun için memnun değiliz. Fakat devletimiz de bunu alır da bize bir yerine traktör verirse, tabii borçlanmak şartıyla, o da bizi memnun edecektir. Eski traktörlerin ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin yanında çevreye verdiği zararlara da değinen konunun uzmanları, 25 yaş ve üzeri traktörlerin hurdaya ayrılmasıyla bu sorunun ortadan kalkacağını ifade etti. Keşke mümkün olsa da şimdi biz konuşurken yanımızda da iki tane traktör olsa, birisi 25 yaşının altında, bir tanesi de yeni bir traktör, ikisini yan yana yürütsek, şöyle karşıdan seyretsek, o egzozdan çıkan gazı, yakıt sarfiyatını keşke görebilsek. Çok daha çarpıcı olur ama mümkün değil tabii. İnanılmaz, korkunç fark var şimdi. 25 yaşındaki traktörler ekonomik ömrü tükenmiş, yakıt sarfiyatı yüksek, bakım onarım gideri yüksek, çevreye karbon yayılımı yüksek olan ve kaza riski de fazla olan traktörler. Bu traktörlerle modern tarım yapmak mümkün değil. Türkiye'de hali hazırda kullanımda olan 1 milyon 300 bin traktör olduğunu kaydeden Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği Genel Sekreteri Selami İleri ise bu rakamın 700 bininin 25 yaş ve üzerinde olduğunu ifade etti.
Yılda 10 bin traktörün yenilenmesi halinde devletin cebinden hurda traktör bedeli olarak 100 milyon lira çıkacağına da değinen İleri, buna karşılık hurda ve KDV getirisiyle de uygulamanın kendini amorti edeceğini belirtti. Burada yıllık 10'ar bin traktör şeklinde şu an hedefliyoruz. Tabii bunlar değişebilir. Bunlar sadece devlete sunduğumuz raporlardaki hesaplara dayanak olan rakamlar. Yıllık 10 bin traktörü yenilediğimizi varsayarsak devletimiz burada bir ödenek ayıracak. Bu hurda traktör bedeli 10 bin lira olduğunda 10 bin traktör içinde 100 milyon lira bir kaynak aktarması söz konusu. Tabi bunun getirisi de var. Bunun getirisi neler? Birincisi devletin hurda geliri. Bu 10 bin traktörün 20 milyon TL'lik bir hurda gelir söz konusu olacak. Bir de KDV geliri var. Bu da 30 milyon TL olduğunda toplamda devlet 100 milyon cebinden çıkacak ama 50 milyon TL cebine girmiş olacak. İleri ayrıca 25 yaş ve üzeri traktörlerin yenilenmesinin ardından aynı çalışmanın tarım ekipmanları içinde yapılması gerektiği üzerinde durdu. Ürünlerimiz niye pahalı veya çiftçi niye durumundan memnun değil? Bunun tek sebebi verimsiz üretim yapmış olmamız. Bunun da en büyük dayanağı girdiler içerisinde %35'lik bir paya sahip olan mekanizasyonun hem traktörde hem ekipmanda, yani traktör arkasına bağlanan makinalarda eski olmuş olması. Tabii bu traktör kadar kolay bir mesele değil. Raporlanması bile bir süreç alacak bir konu. Traktör nihayetinde bir araç ama ekipman dediğimizde sırf Türkiye'de 130 tane farklı tarım makinesi söz konusu. Bunların park adetlerini doğru biçimde bulmamız lazım. Dolayısıyla yaş ortalaması nedir? Net biçimde ortaya koyup benzer bir yaklaşımla işçilik, yakıt tasarrufu, karbon emisyonları konusunda bir raporu ortaya koymamız, ondan sonra bunu devletin ilgili makamlarına sunmamız lazım. Öte yandan yoğun bir traktör talebiyle karşılaştıklarını belirten sanayiciler, gelen talebi karşılayamadıklarını belirtti. Global krizin etkilerinin hissedildiği 2009 yılında 14 bin traktör satılırken, sanayiciler 2011 yılının 60 bin traktör satışıyla kapanmasını beklediklerini ifade ettiler.